Gündem dışı ikinci söz, Aksaray'ın yeniden il oluşunun yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erel'e aittir. Buyurun Sayın Erel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Aksaray'ımızın yeniden il oluşunun 33. yıl dönümü vesilesiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Başta çok kıymetli Aksaray hemşerilerim olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne en yüksek desteği veren Aksaray'a maalesef bugüne kadar AK Parti tarafından verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Aksaray'da 1994 yılında ihalesi yapılan, 98'de temeli atılan, %70'i tamamlanan 75. yıl havaalanı AK Parti iktidarıyla birlikte 2002 yılında hükümetin yatırım programından çıkarılarak kaderine terk edildi. Ve defalarca sözü verilen Aksaray Havaalanı bir türlü gerçekleştirilmedi. En son olarak da AK Parti milletvekilimiz uçuş okulu ve havalimanı olarak kullanıma açılacağını söyledi ama o da AK Parti'nin uçağı gibi havada kaldı. Aksaray'la Ulukışla arasında 86 kilometrelik bir demir yoluyla Aksaray, İskenderun ve Mersin limanına bağlanacak ve organize sanayinin ufku ve önü açılacaktı. Ama maalesef bir türlü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Aksaray'a her geldiğinde verdiği söz maalesef gerçekleştirilmedi. Yine seçim zamanı Aksaray'a gelen AK Parti'nin bakanları, meclis başkanları hep bu sözü verdiler ama maalesef bu söz dediğim gibi yerine getirilemedi. Yaklaşık 1,5 yıl önce Ankara-Niğde otoban açılışında haklı olarak bir vatandaşımız Ulaştırma Bakanı'na demir yolunu sorduğunda aynen şöyle bir cevap aldı. Aksaray'a tren getirirsek uzaya da yol isteyeceksiniz. Böyle bir ciddiyet olmaz. Seçim zamanı geldiğinde Aksaraylılar kimi uzaya gönderecek, kimi yaya bırakacak hep birlikte göreceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aksaray Türkiye'deki tarımın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çiftçilerimiz tarımsal amaçlı kullanmak üzere hazineden arazi kiralamış fakat daha sonra gerçekleştirilen toplulaştırma kararıyla birlikte ecri misil ödedikleri, 40 yıldır ekip biçtikleri, taşını temizledikleri tarlalar çiftçilerimizin elinden alındı. Çiftçilerimizin ekip biçtikleri arazileri satın almak veya tekrar kiralamak istediklerinde karşılığında bir muhatap bulamadılar. Tarım merkezi Aksaraylı çiftçilerimiz tarım reformu kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan dolayı mağdur olmuşlardır. Aksaray'da tarımda sulama büyük sorunlar yaşamaktadır. Hem elektriğin pahalı olması hem de Aksaray'da yeraltı sularının tükenmiş olması tarımda en büyük sorundur. Çekilen yeraltı sularının yerine Tuz Gölü'nün tuzlu suları gelmekte ve Aksaray'ın toprakları tuzlaşarak çoraklaşma tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bir an önce Kızılırmak suyunun Aksaray Ovası'na getirilerek bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. 20 yıl önce söz verildiği halde hala Aksaray içilebilir bir suya kavuşmamıştır. Hayvancılıkta Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlayan Aksaray, yem ve diğer girdilerin fiyatının artmasıyla et süt fiyatları eriyip gitmiştir. Günümüzde bir torba yemin 400 liraya çıktığını gördüğümüzde verilen bedellerin çok az olduğu anlaşılacaktır. Aksaray'da neredeyse her gün kazaların meydana geldiği ve onlarca cana mal olan ve Aksaraylılar artık ölüm yolu diye adlandırıldığı Aksaray-Ortaköy arasında 50 kilometrelik bir yol hala daha gerçekleştirilmedi. Bu yol yılan hikayesine döndü. Ortaköy'lü hemşerilerimiz artık bu yolun yapılmasını veya bu vaatten, bu taahhütten vazgeçilmesini söylüyorlar. Maalesef diğer vaatler gibi bu da askıda kalmıştır. 450 bine yaklaşan nüfusuyla bugüne kadar Konya, Ankara, Kayseri yollarında perişan olan hasta ve hasta yakınlarımız doktor eksikliği nedeniyle randevu alamamakta, derdine derman bulamamakta, çile çekmeye devam etmektedir. Hastanemizdeki doktor ve diğer personel eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Selçuklu Sultanı Kılıçarslan tarafından iyilerin yurdu, salihlerin yurdu anlamına gelen Şehri Süleyha adı verilen her köşe başında bir evliyanın nazarı ve nefesi olan Aksaray'ımızın il oluşunun 33. yılını kutlar, hemşerilerimize sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice seneler diliyorum. Özellikle basın tamamlayalım lütfen. Özellikle basın mensuplarının da bilgisi olsun. İl Aksaray, Konya Aksaray, Nitve Aksaray, İstanbul Aksaray değil, Türkiye'nin 68. vilayeti 68 plakalı Aksaray il bundan sonra böyle biline. Çok değerli Aksaraylı hemşerilerim, sabrınız bitti ama çok az kaldı. İyi Parti iktidarında bunları yapmak taahhüdümüz değil, devletin sizlere bir namus borcudur diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.